Şu anda Metropolitan Müzesi'nde Juan de Flandes adlı ressamın Kanada'daki düğünü tasvir ettiği tabloyu inceliyoruz. Juan de Flandes Flaman bir ressamdı. De Flandes İspanyolca'da Flaman anlamına geliyor. Bu ressam İspanya'da Kraliçe Isabella ile çalışıyordu. Ressamın İspanya'ya gelmeden önceki hayatıyla ilgili elimizde pek bir bilgi yok. Ancak Kraliçe Isabella tarafından saray ressamı olması için İspanya'ya getirildiğini biliyoruz. Oldukça küçük olan bu tablo adeta ona daha dikkatli bakmamız için bize daha yakınına gelmemiz gerektiğini söylüyor. Tabloda gördüğümüz sahne aslında İsa'nın hayatından önemli bir sahne. Burada İsa'nın gerçekleştirdiği mucizelerden biri tasvir edilmiş. İsa'nın Meryem Ana ile birlikte bu düğüne katıldığını görüyoruz. Düğünde şarap bitince Meryem Ana İsa'ya doğru dönerek suyu şaraba dönüştürüp dönüştüremeyeceğini soruyor. Burada sanatçının mucizenin gerçekleştiği anı betimlediğini söyleyebiliriz. İsa ve Meryem Ana'yı sol tarafta görüyoruz. Arka planda ise gelin ve damadın yüzleri birbirine dönük olarak resmedilmiş. Bir kumaş parçasının önünde oturmuşlar. Sağ tarafta ise su dolduran bir figür olduğunu görüyoruz. Su kaba doğru aktığı için bu tablodan zamanın aktığı izlenimini elde etmemiz mümkün. Bu suyun saniyeler içerisinde şaraba dönüşeceğini de ekleyelim. Böylece mucize gözlerimizin önünde gerçekleşmiş olacak. İsa'nın jest ve mimiklerine bakarak mucizenin gerçekleşmek üzere olduğunu anlayabiliriz. Elini kaldırdığını ve suyu kutsadığını görüyoruz. Bu tabloya ne zaman baksam her an bir mucizenin gerçekleşebileceğini düşünürüm. Tabloda sevdiğim bir detay da Meryem Ana'nın pür dikkat İsa'yı dinlemesi. Bu bizim de İsa'nın ne yaptığını odaklanmamızı sağlıyor. Onun gözünden biz de biraz sonra şaraba dönüşecek suya doğru bakıyoruz. Juan de Flandes'in sahnede farklı yerlere odaklanmamızı sağlamak için birden fazla teknik kullanması da dikkat çekici. Örneğin, damadın kıyafetinde kullanılan kırmızı kumaş, su dolduran figürün kıyafetinde de kullanılmış. Hem Meryem Ana hem de İsa'nın kıyafetinde gördüğümüz mavi renk ise su dolduran figürün arkasındaki figürde yeniden karşımıza çıkıyor. Böylece kompozisyonun içinde çapraz yansımalar yakalanmış. Aynı zamanda arkalarındaki kumaş sayesinde masanın ucunda bize dönük oturan damat ve geline de odaklanabiliyoruz. Bu kumaşın üzerindeki kırışıklıkları bile görebiliyoruz. Arka plandaki dış bükey aynayı da unutmayalım. Bu Rönesans döneminde Flaman sanatında sıklıkla karşımıza çıkan bir unsur. Bu tabloda Flaman resim geleneğinden pek çok unsuru görmek mümkün dediğimiz gibi zaten Juan de Flandes bir flaman sanatçı. Dış bükey aynamız burada. Aynı zamanda ince detaylar üzerinde de titizlikle çalışılmış. Bunun yanı sıra tablo bir yağlı boya tablosu. Zengin ve doymuş renkler kullanılan bu tablonun verniklendiğini de unutmayalım. Bence buradaki en iyi detay dışbükey aynadan yansıyan görüntü. Bu sayede odanın bizim durduğumuz kısmının da nasıl göründüğüne dair bir fikir elde edebiliyoruz. Aynı zamanda odanın sol tarafında devam eden sütunlar var. Onun ötesinde ise solda gördüğümüze benzer bir manzara bulunuyor. Dış bükey aynanın bir bakıma tabloda betimlenen alanı tamamladığını söyleyebiliriz. Tüm yüzey ne kadar da pürüzsüz görünüyor. Bu tabloda sadece birkaç fırça darbesini ayırt edebiliyoruz. Sağ üst köşedeki küplerde birkaç fırça darbesi görmek mümkün. Başka bir kaba aktarılan suda da belki birkaç fırça darbesini seçebiliriz. Ancak onun dışında bu tablo oldukça pürüzsüz. Aynı zamanda kompozisyonda pek çok yabancı nesne olmaması da dikkat çeken bir detay. Bu, Juan de Flandes tablosunun oldukça net bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Tablodaki geometrik detaylara da dikkat çekmek istiyorum. Örneğin ön plandaki kapların geometrik şekli. Bu kaplar basit bir geometrik çizimle, yuvarlak olarak çizilmiş. Solda kare şeklinde çizilen sütunlar ve arkadaki duvarda görülen kare şekillerde buna örnek verilebilir. Bu açıdan tabloda geometrik bir düzen olduğunu söylemek mümkün. Dikkati başka yöne çekecek çok fazla dekoratif yüzey olmadığını görüyoruz. Sanatçının yağlı boya uygulamadan önce yaptığı eskizin sanat tarihçileri tarafından incelendiğini biliyoruz. Buna göre kompozisyonun içerisinde aslında şu an gördüğümüzden daha fazla detay olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize tabloyu sipariş eden Kastilya Kraliçesi Isabella'nın tablonun son halinin nasıl olacağı ile ilgili söz hakkı olduğunu gösteriyor. Juan de Flandes'in de tarzını Isabella'ya göre değiştirdiğini görüyoruz. Örneğin yine Metropolitan Müzesi'nde sergilenen bir başka Juan de Flandes tablosuna bakalım. Sanatçı burada Roger van der Feyden'ın ünlü bir tablosunu neredeyse birebir kopyalamış. Bu tablonun ise diğer tablodan ayrıldığını, daha net hatlara sahip olduğunu ve uyumlu bir geometrik yapısı olduğunu belirtebiliriz. Met koleksiyonunda bulunan başka bir tabloda ise sanatçının bu iki resimdeki tarzdan da uzaklaştığını görüyoruz. Buradan da sanatçının tarzını müşterisine göre değiştirdiğini anlayabiliriz. O kadar titizlikle yapılmış bir tablo ki uzun uzun inceleme isteği uyandırıyor. Özellikle tabloda kullanılan gölgeler olağanüstü. Burada Rönesans'ın önemli bir özelliği olan naturalist unsurları görmek mümkün. Gerçeği yansıtan, hatları net çizilmiş bir alan. Hacmi olan ve gerçekte olduğu gibi hareket eden figürler görüyoruz. Aynı zamanda ilk başta fark edemediğimiz birçok detayın da olduğunu ekleyelim. Bu tablo uzunca incelenmesi gereken bir tablo. Bu tablo ile ilgili dikkati çeken diğer unsur da bu güzel ve küçük tablonun aslında Kastilya Kraliçesi Isabella tarafından yaptırılan tablo koleksiyonunun bir parçası olması. Yani bu tablo Meryem Ana ve İsa'nın hayatını anlatan 47 tabloluk serinin bir parçası. Arşivlerden elde ettiğimiz bilgiye göre bu tabloların geçici de olsa küçük bir odada saklandığını biliyoruz. Ancak tabloların tam olarak hangi amaçla yaptırıldığına dair elimizde bir bilgi yok. Kastilyalı Isabella'nın ölümünün ardından tabloların Avusturyalı Margaret'a gönderildiğini ve oradan da başka yerlere dağıldığını biliyoruz. Yani şu anda bu tabloların dünyanın farklı noktalarında konumlanmış çeşitli müzelere dağılmış olduğunu söyleyebiliriz.